dakikaya kadar sustum da gönül rahatlığıyla haklı olduğum için sustum. Sessiz kalmayı tercih ettim. Ama artık olayı böyle takipçi kazanma yarışına, abone kazanma yarışına çevirdikleri için storyler, postlar, canlı yayınlar, YouTube videoları, ya evime gelen yemek yemiş adam bile bana olayın aslını sormadan YouTube'a video yaptı. Ben dizide gerçekleri açıklama kararı aldım. Bu dakikaya kadar sessiz kalıp hukuk karşısında açıklamayı düşünüyordum. Ama bu dakikadan sonra arkadaşlar sizlere gerçekleri anlatacağım. Şimdi bunların yalanlarını bir bir size söyleyeceğim. Hani yalan attıklarını anlayın ki daha sonrasında olayın gerçeklerini size anlatacağım. Siz de kafanızda tezahür edersiniz. Karşı tarafı dinlemeden de bana haksızlık yaptığınızı hepiniz anlarsınız. Şimdi bu olayda kendini ortaya atan 3 kişi var ve söyledikleri ilk yalan şu. Benden 10 yaş küçüklermiş. Bir kere arkadaşlar hiçbir 22-23 yaşından küçük değil. Benden 10 yaş küçükseniz, çocuksanız oraya nasıl girdiniz? Yalan bir, bu birinci yalanları. Arkadaşlar ikinci yalanları şu, kamera kayıtları yok, kamera kayıtları yok. Kendi hazırlamış oldukları bir video var, 3 saniye. Videonun önünü kesmişler, videonun arkasını kesmişler. Ve onu bile düzgün yapamamışlar çünkü orada zaten ben darp ediliyordum. Yerden kalkıyorum. İyi izlerseniz anlarsınız. Ama üçüncü yalanları da şu arkadaşlar, zaten kendi yaptıkları açıklamaları okuyunca bunu anlayacaksınız. Biz Abdü'nün yanına gittik, geldik, uyardı, tekrar gittik, tekrar geldik. Sizi ben mi uyardım yoksa orada oturan hanımefendi mi uyardı? Bunu neden söylemiyorsunuz? Uyarıldığınızı söylüyorsunuz da neden uyarıldığınızı söylüyorsunuz da neden uyarıldığınızı niye söylemiyorsunuz? Bakın ben taciz kelimesini ağzıma almak istemiyorum ama şu dakikaya kadar susmamın sebebi o hanımefendinin yüzüsü hürmetineydi. Siz ne yaptığınızı çok iyi biliyorsunuz. Ben de gördüğümü çok iyi biliyorum. Bu suçluluk psikolojisiyle bu kadar ortaya döküldüler. Görmüş olduğunuz gibi ben çok sakinim. Haklı olduğum için bu kadar sakinim. Ve beni çok yakından tanıyan insanlar bilir ki haksız olsaydım böyle durmazdım. Çok sakinim, çok rahatım. Bunlar 3 günlük takipçi kazanma, abone kazanma yarışlarını bitirsinler. Daha sonrasında hukuk karşısında hesaplarını verecekler. Hepinize selamlar ve sevgiler.